Evet, selamlar. Burada bir adet MSI notebook'umuz var. Muazzam bir şey ya. G serisi, S serilerden. Ama çok güzel bir cihaz gerçekten. Arkadaşım bataryası bitik maalesef. Şöyle. Maalesef çok kirli. Çok kirli gerçekten. Çok pis. İçerisinde büyük ihtimalle öyle bir şeydir. Hadi tertemiz yapalım. Türlü türlü fırçalarımız ve en önemlisi bu tabii ki statik fırça. Çok iyidir kendisi. Ve tabii ki olmazsa olmazımız Cooler Master. Master Gel muazzam bir macun. Lütfen beni gör, beni gör ve bana sponsorluk ver. Yalvarıyorum ya. Ya ben senden başkasını kullanmıyorum şerefsizim ya. Üstüne üstlük bu macunu kullandığım herkes de çok memnun kaldı ve bana hasret kaldılar. Çünkü kullandığım parçalar çok iyi ve çünkü kullandığım macun çok iyi. Lütfen sesimi duy Cooler Master. Kimseyi üzmedin. Ben de kimseyi üzmedim. Tamam. Evet, kapağı açıyoruz ve karşılaştığımız görüntü. Aa, burada bir adet daha emsatamız varmış. Bak ben bunu bilmiyordum. İki adet emsata şeyimiz var burada. Demin. Onun dışında şurada bir adet hard diskimiz var. 8-8-16 GB RAM'lerimiz var. DDR3 modül diye hatırlıyorum. Evet, DDR3 modül 8 GB. Her neyse, şimdi bu MSI notebook'ta güzel bir taraf var. İşlemcimiz zaten soketli. Ama ekran kartımız, şimdi bu eski MSI taraflarında şöyle bir şey oluyordu. Ekran kartımız MMX. Yani bunlar da bak şurada gördüğünüz üzere bir slot var. Bu ekran kartında bir arıza olduğunda direkt böyle anakartı söküp de işte oradan lehimler attırıyorsun falan cacu temizleme gibi bir olay asla yok. Ekran kartımız MMX. Slot gibi çıkarıyorsun. Bozuldu mu? Yine bir kart alıyorsun. Görüntü kartı takıyorsun. İşte atıyorum HD 8000 serisi ise ben öyle hatırlıyorum. HD 8000 serisi olması lazım. Takıyorsun. Olay bitiyor. Sadece bundan ibaret. Onun dışında şöyle. İçi biraz dolmuş gibi. Şöyle baktığımızda zaten bok götürüyormuş. Kendisi belli etti biraz. Hava kanallarımız da büyük ihtimalle dolmuştur. Güzel bir notebook. Yani gerçekten güzel bir notebook. Sevdiğim bir notebook. RAM'lerimizi söktüm ve şunu fark ettim. Bak slotun altında kalan RAM'ler böyle biraz şöyle is yapmış bak. Görüyor musun? Is yapmış. Yani bunlar öyle bak. Diyorum işte RAM'leri de sökün. Bak pis ortada. Orası bile toz yapmış. Yani arada RAM'leri söküp de şöyle bir silgiyle silmek falan fayda eder gerçekten. Öneririm. Yapmanızı da tavsiye ederim. Şurada şunu var. Sökelim. Hava sirkülasyonuna yardım eden bu sarı çıkartmaları da tabii ki yenileyeceğim. Oo, bayağı kirli, bayağı kirli. Çok yorulmuş ya. Gerçekten yılların yorgunluğu var. Bilmiyorum ben yani böyle cihazlara baktığımda hani yaşanmışlıkların olduğunu hissetmek falan. Sanki bunların da bana duygusu varmış gibi geliyor bilmiyorum. Belki de her neyse ya anlamazsınız. İşte çok güzel bir cihaz. Gerçekten güzel bir cihaz. Şunu da alalım şuradan. Bu da zaten kurumuş. Şöyle. Yani zaten fark ederseniz berbat durumda. Gerçekten berbat durumda. Ya tabii ki. Onun da bayağı bok götürüyordur yani. Pedleri falan da aynen. Bayağı şey olmuş. Macunları biraz daha, tabi bu zaten biraz daha az ısınıyor ama biraz daha fazla ısındığı için macunlar mahvolmuş. Kanallarımız da zaten büyük ihtimalle hani pedleri falan değişmesi lazım. Şurası falan zaten berbat durumda. Hani ayrıyetten şöyle bir kasaya genel bakıyoruz. MMX kartımız macunları bok gibi, pedleri falan. Şu içerisi zaten çok berbat durumda. Ama asla korkma çünkü Guldal burada ve benim yapamadığım makine yok. Temizleyemedim, manitada temizlik yapıp güzel performans aldırmadığım bir makine yok. Hiç sorun değil, ben buradayım. Ha bu arada şunu fark ettim, gözümden kaçmadı değil. Burada birisi önceki macunu temizlemeden üzerine başka bir farklı macun daha sürmüş. Bak gözümden kaçmadı değil. Burada iki farklı macun var şu an burada. İki farklı macun var. Öncekini temizlememiş, bir yanda üstüne diğer macunu da sürmüş. Böyle çorba olmuş böyle. Yemek yapmış arkadaş. Yapma, bunu yapma. Güzelce temizle, ardından diğer macunu sür. Gözümden kaçmaz. İlk olarak termal blokları temizlemekle başlayacağım. Burada bir adet selüloz ektiner ve güzel bir temizleme pedimiz var. İlk olarak bunları temizleyeceğim. Fanın içerisini falan söküp başlayalım.
berbat durumda. Ama işte fanımız da zaten berbat durumda olmadığına galiba bir kanaatimiz yok. Beyaz fırçamız güzel iş yapacak. Çok güzel bir şekilde derin temizlik yaptım. Bak size ne göstereceğim şimdi. Bak bak izle. Hop. Görüyor musun? Nasıl da şekli çıkmış değil mi? Bu ne oğlum böyle ya? İçerisine soba yakmışlar sonra. Şu pisliğe bak. Bak havalandırmanın içi öyle bir dolmuş ki. Hani üflüyorum çıkmıyor. Hani birazdan fön makinesiyle içine hava vuracağım ya. Hani gerçekten çıkmıyor. Bak baksana. Çıkmıyor yani, içerisi dolmuş. Koleni var orada yani. Ben hani fön makinesiyle içeriye hava tutacağım şu anda. Evet, yani havalandırma kanallarını falan temizledim. İçine hava tuttum. Fön makinesiyle falan hani iğneyle oradaki şey oluşmuş. Hani toz birikintisi oluşmuş ve bayağı böyle koloni oluşmuş yerleri temizledim. İçerisi kaldı. İşte şuradaki macunlar falan. Direkt şöyle. Gerçekten selülozikimler çok güzel iş çıkardı bugün. Lakin ellerim falan berbat oldu. Gerçekten ve şu pisliğe bak. Yani ya bu bilgisayar değil, insanmış. Gerçekten MSI'nin vücut bulmuş haliymiş bu. Ve sigara içmiş. Şu kirpas falan iğrenç bir şey gerçekten. Ama çok güzel temizledim burada. Ama AMD A10K mobil işlemcimiz var. Onun dışında şurada bir MMX ekran kartımız var. HD 8000 serisiydi yanlış hatırlamıyorsam, ama gerçekten şu parlaklığa bak. Yani çok güzel oldu. Tertemiz yaptım. Ayrıca havada tuttum kasasına. Güzelce ayrıca temizliğini yaptım. Şurada ufak tefek bir, orası iz yapmış. Yani bir bezle büyük ihtimalle çıkar diye umuyorum. Anakartı falan hava tuttum. Onun dışında silgiyle falan tekrardan şu altın kısımları sildim. Tam olarak güzel bir performans alalım diye. Böyle yani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Şimdi genel olarak baktığımızda RAM'leri falan da bak şöyle güzelce sildim. Aynı şekilde şu RAM'i de falan parlattım. Fanlara gelecek olursak onun da fanını böyle güzelce ayrıntılı olarak temizledim. Çok güzel oldu. Yani güzelce temizledim. Ayrıntılı temizliğini yaptım. Onun dışında termal bloklarımızı parlattım. Selülozik gerçekten çok güzel bir iş çıkardı bugün. Temizleme pedimizle beraber tabii ki. Onun dışında şurada da güzelce selülozikle temizledim. Pedlerimiz değiştirmeyeceğim. Hani orijinal pedleri kalsın. Sonuçta ped yine aynı ped. Böyle yani en sonunda zaten bütün bileşenleri takıp Cooler Master macunumuzu süreceğiz. İşlemci ve ekran kartı birbirimize taktık. Ayrıntılı temizliğini zaten yavaş yavaş sonuna doğru getiriyorum. Termal bloklarımızı temizden parlattım. Pedleri dediğim gibi hani değiştirmeyi düşünmüyorum. Sonuçta orijinal pedler o kadar da yıpranmamış. Sadece tozlanmış. Sildim ve kendine geldi. Macun tarafına geldiğimizde burada Cooler Master Master Gel macunu var. Gerçekten çok kaliteli bir macun. Harbi diyorum, çok kaliteli bir macun. Tekrar söylüyorum çünkü hani üzmeyen bir marka. Hani dediğim gibi zaten çok kaliteli macunlar kullanıyorum. Yok MX4'müş, yok Nokta'mış, Cacurt, yok MSI'miş falan. İnan umurumda bile değil. Üzmeyen macunu ben de üzmüyorum ve kullanmaya devam ediyorum. Zaten hiçbir müşteri de gelip de bana işte kanka hala ısınıyor falan filan diye asla ama asla bu cümleyi bana kuran olmadı. Çünkü zaten ben bakımını yaptıktan sonra genellikle hep memnun kalıyorlar. Geri dönüşte yapıyorlar zaten. Ama yine de hani sizler için bir gün hani zamanım olursa, vaktim olursa ayrıyetten tekrardan bir sıcaklık testlerini falan yaparım. Böyle yani macunu süreceğiz. Şöyle şunu azıcık dokundum. Onu ben zaten evet güzelce sürdüm. Macunları da küretle yaydım zaten. Şurada gördüğünüz üzere. Çok güzel yaydım bu arada. Tertemiz pürüzsüz oldu. Hava sirkülasyonu tam olarak hiç aksatmadan sağlansın diye tekrardan buralara bantları koyuyorum. Çünkü şuradaki bantlar zaten işlevini yitirmiş. Bunları buraya koymaya gerek yok. Aynı şekilde şuraya da takacağım.
Güzelce koydum. Çok güzel oldu. Gerçekten bayağı güzel oldu. Çok da temiz oldu. Her şeyi güzelce yerleştirdim. Ayrıyetten şurada zaten bunlardan çıkan şöyle bantlarımız vardı. Fakat bantlar artık işlevini yapmıyordu. O yüzden ben geldim buraya güzel bir elektrik bandıyla santimine santimine güzelce koydum. Yoksa hani dediğim gibi buraları tekrardan koymazsan hani hava sirkülasyonu güzel sağlanmaz. Yani şuradaki havalar şuralardan, şu gördüğünüz yerlerden sızabilir. Bak şuralardan, ayrıyetten şuralardan da sızabilir. O yüzden hani buraları kapatmakta fayda var. Yani güzelce tahliye etsin havaları. Güzelce yaydım, güzelce oturtturdum yerlerine. Yani güzel oldu cihaz, tertemiz oldu. Gördüğünüz gibi şöyle. Bayağı güzel oldu. En son bir silmesi kaldı zaten. Aracı olarak klavye üstündeki kapakçıkları kaldırıp hem hoparlörü hem orada yer alan wipe kartını falan ve oradaki plastiği güzelce temizlemek istedim. Klavyeyi de kaldırıyorum. Aynı zamanda klavye altını ve klavyenin içinde ayrıntılı olarak güzelce temizleyeyim bütün tuşlarıyla beraber. Bu pislik çıkana kadar asla durmam. Tertemiz oldu. Boşuna demiyoruz arkadaşlar. Ayrıntılı temizlik diye bak boşuna demiyoruz. Hani lafta sözde değil. Gerçek bunlar. Her bir icraat. Sanki biraz paslanmış, sararmış gibime geldi. Harbiden de öyleymiş. Silgiyle sileceğim. Ama kartını da parlattım. Evet dostlarım, hoparlörüne kadar temizledim. Hatta A kartı biraz is yapmıştı. Güzelce, güzel performans alsın diye. Is olan yerleri de temizledim. Yani A kartına kadar, hoparlöre kadar güzelce nemli fırçayla temizledim. Zarar vermeden. Onun dışında şurada hoparlör kanallarımızı yani hoparlör ızgarasını da temizledim güzelce. Yani en ayrıntılı temizliğine kadar yapıyorum. Ekrana değil, beze. Bunu da ekran değil, beze sıkacaksın. Evet, temizlik tamamen bitti. Ekranı da güzelce parlattım. İlk önce bu fiber bezle, ardından sentetik bezle siliyorum. Bu kirini alıyor, bu da tozunu alıyor. Yani asla iz falan bırakmıyor ki zaten gördüğünüz gibi. Şöyle. Asla iz falan, ne bir iz ne bir toz falan asla bırakmadı. Güzelce temizledim olabildiğince.
Ufak tefek şeyleri vardı. En ince ayrıntısına, temizliğine kadar temizledim her şeyini. Bu sadece bu notebook için değil, genel olarak bütün notebookları aynısını yapıyorum. Bana gönderdiğiniz ayrıntılı temizlik ve bakım adı altında gönderdiğiniz bütün notebooklara aynısını yapıyorum. En ince aynısına kadar temizliyorum. Bu arada formatını attım zaten. Şöyle onu da göstereyim. Burada true modumuz var. Işık ayarlama modumuz var. Şu film modüydü galiba. Tam hatırlamıyorum ne işlev olduğunu. Uçak modumuz, cevap falan birkaç modumuz var. Ayrıca touchpad engelleme modumuz var. Touchpad kapatıyor falan. Tekrardan kapattığımda duruyor. Böyle. Klavye programımız, kontrol paneli falan. Her şeyi böyle ayarlayabiliyorsunuz zaten ışıkları falan. Bütün kurulumlarını falan hallettim. Şurada da arkasında, bunun arkasında bir tane logomuz var böyle.